Güney Kıbrıs'ta Elam taraftarı bir grup tarafından Kıbrıs Türklere yapılan saldırılara tepkiler devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgür Gün, Rum tarafının bir an önce şoven ve ırkçı eğitim sisteminden vazgeçmesi, insan hayatını acımasızca hedef alan her düşünceyi, her eylemi en sert bir şekilde lanetlemesi ve gerekli tedbirleri alarak sonuç alıcı icraatlar sergilemesi gerektiğini belirtti. Özgür Gün yaptığı açıklamada, UBP olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs, a Kıbrıs a Türklere karşı karşı sergilenen çirkin saldırılar karşısındaki kararlı tavrının yanı sıra Alman Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri Bakanı onuruna düzenlediği ancak adadaki gerekçeleri göz ardı eden Türk ve Rum taraflarının eşit statülerine hassasiyet göstermeyen de resepsiyon davetine katılmayarak gereken tepkiyi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Türksen, Güney Kıbrıs'ta Elam taraftarı bir grup tarafından Kıbrıslı Türklere yapılan saldırıyı kınadı. Türksen Genel Başkan Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada bu tür saldırıların tekrarlanmaması için saldırganların süratle tespit edilerek yargılanması ve caydırıcı cezalar alması gerektiğini vurguladı işçi Sendikaları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise saldırılar kınanarak Kıbrıs'ta bir çözüme en çok yakınlaşıldığı ve her iki liderinde sürekli olumlu beyanatlarına rağmen faşizan düşünceleriyle yapılan bu gibi eylemlere fırsat verilmemelidir denildi. Mausa Gençlik Merkezi de Elam'ın ırkçı saldırılarını kınadı. Magem'den yapılan yazılı açıklamada adamız üzerinde esmeye başlayan barış rüzgarlarını provoke etmek amacıyla çöken bu kara bulutların derhal bertaraf edilmesi gerekmektedir denildi. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği de Kıbrıs'ı Türklere yapılan saldırının Rum zihniyetinin yıllardır değişmediğini ve değişmeyeceğini gösterdiğini savunarak Kıbrıs'ı Türklerin yaşasın cumhuriyet diyerek yoluna devam etmekten başka bir çaresinin olmadığını iddia etti.